Çocukları sevdiğimizi ifade edeceğiz. Kullandığımız dil nezaket dili olacak. Bakın Kur'an-ı Kerim'de üç peygamberin çocuklarıyla, oğullarıyla konuşmasını anlatıyor bize. Rabbimiz Celle Celaluhu bir de Lokman Aleyhisselam'ın oğluyla konuşmasını anlatıyor. Dördünde de üslup aynıdır biliyor musunuz? İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail kendisiyle beraber koşup yürüyecek çağa gelince onu kurban edeceğini haber vermek üzere karşısına oturtturuyor. Kurban edecek. Nasıl başlıyor biliyor musunuz? Ya bu neye? inni era fil menami enni ezbahuke yavrucuğum bu neye yavrucuğum tatlım canım oğulcuğum bir tanem diye çevirebiliriz. Hitap ederken böyle. Baba çocuğuna yavrucuğum diye hitap edince çocuk da babasına ya ebeti babacığım şeklinde hitap ediyor. Çok affedersiniz lan gel buraya dersen o da büyüdüğün sana zaman sana moruk ne yapıyorsun der. Değil mi? Ne ekersen onu biçiyorsun yani. Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf'la konuşmasını anlatıyor. Ya bu neye? La taksus rüya ki la Yavrucuğum, canım, rüyanı kardeşlerine anlatma. Nuh Aleyhisselam'ın kendisine iman etmeyen, gemiye binmeyen, Sular yükselirse şayet ben dağlara çıkarım. Seavi ilel cebeli yasimuni minel ma. Dağa çıkarım, dağ beni sudan boğulmaktan kurtarır diyen, oğlunu iman etmeyen oğlunu bile çağırırken gemiye, şu üslupla çağırıyor. Ya bu ne yarken yavrucuğum, canım gel bizimle beraber bin bu gemiye. Üslup nezaket üslubudur. Eşlerimize karşı da efendimiz nasıl hitap ederdi Ayşe'sine? Hümeyra. Kırmızıcık. Söyledim bunu. Sevdiğini ifade ederdi. Küçük kırmızı, kırmızıcık yani biz işte esmer deriz, kırmızı deriz filan. Öyle hitap ederdi. Biz de çocuklarımıza hitap ederken böyle bir dil kullanacağız Allah'ın izniyle rahmetle Allah'ın şefkatini şefkatinin eserini göstermek suretiyle çocuklarımıza iyiliği, güzelliği, ahlakı, imanı, edebi öğretmeye çalışacağız.